dokulu objeleri işlerken camlardaki o martini kadehinde rica edeyim. Evet, şuradaki işlerken camlardaki kırılma, yansımalar, bardakların orantısı artı bunların estetiği. Çok kalın obje yaptığınız zaman arkadaşlar bunların estetiği olmak. Bunlar özel günler için. Düşünebiliyor musunuz? Ben size san olarak bunların fiyat olarak ücretlerini şöyle, piyasa değerlerini şey yaptığımızda şöyle diye düşünün. Şu 40 kuruşluk bir bardaktır. Şu 60 kuruşluk bir bardaktır. Bu 2 liralık bir bardaktır. Bu 12 liralık bir bardaktır. Bu kristalize, daha ince, daha zarif. Bir malzeme ne kadar inceyse kalitesi o anlamda camda değişiyor. Anlatabildim mi? Estetik oluyor. Zarafeti getirdiği için. Çizdiğiniz bir şey size sınavlarda, hayalden sorduklarında kaba bir cam bardağı arasında şununla şunun arasında fiyat farkı vardır arkadaşlar. Bu buna göre daha kabadır. Dizayn olarak. Neden? Bu 2 lirayken bu 1,5 liraya alırsınız bunu. Mesela şampanya kadehler alın. Daha geniş karınlı, hazneli. Bunlardan daha pahalıdır. Yani demek istediğim dizayna göre de kalite değişir. Buradan bizim birinci amacımız şöyle önümüzden geldiğimiz, kaldırdığımızda en kaliteli bardak dizaynı bu. Biz bunları çok basit çizebiliriz. Ama şurada sıvama ayak dediğim ayaklarına çok iyi dikkat çekmenizi istiyorum Hakan'cığım. Çünkü bunlar arkadaşlar mobilya sektöründe de, bar taburelerinde, restoranlarda, evlerdeki sizin oturduğunuz taburelerinizde bile ayaklar bu şekilde dizayn edilir. O metal ayaklar preste, tornada preslenerek çıkar. Özel, hiçbir birliği alt sistemden birleşirler. Anlatabildim mi? Onun için çok zarif bir ayaktır. Bu ayağı çözdüğünüzde ben bunu şöyle hayalden tasarım olarak şurada daha büyük olduğu için göstereyim. Bu burada bir şarap kadehinin ayağını gösterirken bir daha bar taburesinin veya bir masanın ayağını gösterirken bunu şöyle çevirdiğimde aşağıdan baktığınızda bir genç odasındaki sarkıt bir lambanın, abajurun taban birleşimidir tavanda. Çünkü o sarkıt lambanın, abajurun mekanizması bunun içinde gizlidir. Odalarınızda gittiğinizde bakınız bir. O kabloların veya soketlerin takıldığı, elektrik soketlerinin takıldığı yerlerin gizlendiği yerdir. Böyle bir mekanizmanın içerisinde yerleşir. Alttan gördüğümüzde de işte bir çocuk odası, genç odasında o abajur çizerken böyle bir sıvama ayaklı taban çizip indirdiğinizde ben onu görürüm arkadaşlar. Sadece bardak diye değil. Sınavlarda sizde sadece çizim istemediklerini, çizimlerde sizden sadece herhangi bir karalama yapmanızı istemediğimizi biliyorsunuz. Estetiği düşüneceksiniz, zarifliği, sağlamlığı düşüneceksiniz, doğruluğu düşüneceksiniz. Işık gölgeyi, dokusunu, bunu cam dokusu dese cam dokusu gibi. Bunu kalkıp da kaba saba çizgilerle naifleştirerek kirli değil. Yani strüktürel dokusu çok önemli malzemeleri. Camda, kromajda, plastikte, ahşapta bunları mutlaka hissettirmeniz lazım. Tamam mı dostlar? Evet, buradan yola çıkarak biz hemen öyle bir isterseniz şarap bardağını, isterseniz martini kadehini. Ben basit olarak hemen bir çizimini anlatıyorum. Ben martini kadehini. Her şey yer düzlemine yataydır. Yataylarımız kağıdımızın bu kenarı. Her şey yer düzlemine dikeydir. Çeviriyorum elim bakın. Evet. Nilgün Hanım bunlara bakıyorsunuz. Bakın şimdi. Aynen. Orta en merkezini buluyorum hemen. Özünde diagonaller yardımıyla da bulunur ama oraya kadar gitmiyorum. Şimdi biz sanal olarak bir bardağa şu açıda bakar da çizer iseniz, bakarak çiziyor iseniz hiç iyi bir anlatım olmaz. Rakursiye girmiştir. Hoş durmaz. Ama ben bunu şu açılarda duruyormuş gibi görür isem çok güzel anlatım olur. Yani bu neye benzer arkadaşlar? Ben seni fotoğrafı çekerken şu açıdan bakarsam, çekersem çok iyi olur. Ama kalkar da şöyle yaparsan, ister istemez sen yukarı baktığın için hoş görünmezsin. Bu anlam gibi çıkarırım. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ben sizin önünüze bir obje verdiğimde hangi uzaklıkta bakacaksın, hangi yükseklikte bakman gerektiğini bilmen lazım. Sizin önünüze bazen objeleri veriyorlar. Kalkıp da önüme verdiler, getir ta buradan buna bakarak kuş bakışı gibi çiz. Bardağa benzemez o. Ama sen çizdim dersin. Hayır. Senden o ünle veriyor. Bunu hangi açıda, hangi uzaklıkta kararı sen ver diyor. Anlatabildim mi? Olay burada gizli sır, o alacağınız notlar. Buradan sonra hemen ben şu açıyı sanal olarak Nilgün Hanım 3 gibi göreyim diyorum. Sanal bir rakam veriyoruz. 3. Şu aşağıya kadar geldiğimde bakın, az aşağı indirdiğimde şurayı 3,5 gibi, şurayı 4 gibi görelim. Yani şurayı 3 görüyorsam bura 4, şu ara 3,5 gibi göründüğünü düşünelim. Sanal orantılara servesel bakmıyorum artık. 3'ü buradan buldum. Hemen 4'ü buluyorum. Çok abartmıyoruz genişlikleri de. Okey? Serveselde. Hemen ortasını şöyle bulabilirim. Ama hayır, doğru geometrik kural vardı. Hemen doğrusu esası buydu. Ama bakın yine de gözüm şaşmamış. Ortayı bulmuşum. Burada ise 3, burada 4, burada 3,5 orantısını unutmuyoruz. Buldum. Hemen bunun tabanında benim diyelim ki şarap kadehim veya şu. Burada bitiyor diye kabul ediyorum. Ben ona bakmıyorum artık. Sadece siz bunları gözlemleyin diye getirdim. Artı taban burada bakın şu açıda bulunduktan sonra. Buradan sonra şu sıvamaya ta burada bitmiyor merkezi. Şuralarda doğru. Ben burayı buluyorum. Bakın çıktım. Unutmayın bunu. Simetrileri alıyorum eksenimden. Burada 4 değil de 3, 10'da 9,5 gibi. Onu bilin. Geometrik. Buradan sonra çeviriyorum Hakan'cığım bak. Burayı şuradan o sıvamayan birleştiğini şununla birleştirmiyorum. Neden? Bunun cam kalınlığı yok mu bir de bu ekseni? Var. Üstten. Burayı ise elim bak. Buradan böyle dostlar. Şu çizginin ucu şurada sıfıra inmeli. Okey. Daha sonra bakınız keskin bir çizgi götürüyorum. Tabanı buldum. Taban tam doğru. Şimdi ben bunu buradan burayı kontrol altına belirginleştiriyorum. Elim buradan doğruyu çizer. Çeviriyorum. Buradan burası geldim. Hatalı giden yerlerim varsa burayı bulurken o. Daha sonra şunun kalınlığını bakın elim buradan rahat bulur. Çekerek. Buradan bu taraf arkaya dönüyor. Bu şuralardan görünmeyenleri geçtiğini düşünüyorum. Çeviriyorum tekrar dostları. Burada burası. Ama şurada şu direğin arkasında burası kırılmaya girmiyor mu? Kırılmaya girer değil mi arkadaşlar? Orada baktığımızda şuradaki o işaret, şu işaret şunun karşıtıdır. Burada geçen gün Hakan bunu söylüyordu. Ters dönüyordu. Hayır. Ben bakıyorum buradan şu şekilde dönüyor. Bakın orada değil o. Ta şuradan şöyle dönüş var ya. Bak Hakan'cığım. O burada ben böyle görüyorum orayı. Okey. Dikkatli bak. Ben orada gördüm onu. Okey. Daha sonra eğer bunun şurasında şurayı buldum. Elim buradan şöyle çevirerek rahat bulabilir. Bakın çevirdim. Sonra bunun üstünde tekrar bir elips daha çizdim eksenleriyle. Hani şuralarda küçük çıkıntılar olabilir. Bakın çok az görebiliyorum. Bak şurada bile elim dokunun bazen. Yükseltileri göremiyorsanız. Tamam mı dostlar? Okey. Onları gördüğümü düşünün. Sonra ben bunu hemen ince uzun ondan uzun bir martini kadehi diye. Nereyi birleştiriyorum? Burayı bakın elim birleştirdi. Çeviriyorum. Bu tarafı birleştirdim. Okey. Şimdi buradan ben onu martini'den sonra daha birçok kadehe döndüreceğim. Buldum. Burada bu elim. Çeviriyorum elim. Buradan bak dostlar. bulduktan sonra çizerseniz, tekrar tekrar elips çizerseniz burayı kirlendirmiş olursunuz. O zaman o detay gözden kaçacak. Onu da nasıl çiziyoruz? Hemen hamur silgimizi kalem ucu gibi kullanarak, neşter gibi, ameliyat bıçağı gibi rutuşlayarak çözüyoruz. Öyle değil mi dostlar? Bakınız elim burada, çeviriyorum elim burada. Elimizin altında kağıdımız çok rahat olacak. Şimdi biz şu tabanı doğru bulduk. Hemen ışığımı bu kenardan alıyorsam dostlar, gölgeli çizgilerin koyu yüzeyler burada. Hemen bakınız keskin biçimde bulduk. Hemen burada cam dokusu geldi. Refleyi bıraktım kenardaki boşluğum. Burada onun gövdesinde hafif şöyle bulantılı koyu alan yerler. Bunu böyle sınır halinde bırakmıyorum yalnız. Hemen uçlarını biraz degrade geçişi yapıyorum. Sonra bir ara ton geliyor bakın. Oradan sonra buradan gelen çok küçük parlaklık kaymalar gördüğümü düşünüyorum. Anlatın bak. De bakın yansımayı da unutmayacağız, yansımaları. Belki gölgemizdeki bile o aydınlıkları dostları. Evet. Çok ne söyledin orada? Hayır. Samet'e diyorum. Hocam çok güzel oldu falan diyor. Evet. Aferin. Evet. Şimdi şurayı temizliyorum bakın. Hemen o kalem uçlarımın kaçış yerlerini. Şimdi şuralardaki parıltılara geliyorum. Niye? Bakın dik atıyoruz. Attım. Tekrar bu kenarları temizledim. Tekrar şuralarda bakın. Elim tutuyor. Ara ara. Ezbere değil dostlar. Okey. Şuralardaki yansımalar. Okey. Daha ne yapalım? Çizim bitmez dostlar. Evet. Bitmez. Şimdi şöyle yan çevireyim. Son olarak şöyle gösterelim arkadaşlar. Siz de buna benzer çok güzel bir çalışma olarak yapın dostlar. Hep beraber biraz sonra uygulamaya başlayalım.